MIT Açık Ders Malzemeleri 6046J Algoritmalara Giriş 13. Ders Günaydın. Geçen hafta bu dersin e, tasarımla ilgili yapılacaklarının çözümlemeden daha fazla olduğu bölümüne geldik. Bugün aslında çözümleme yapacağız ancak bu bizi ilginç tasarım konularına sürükleyecek. Gelecek derste bugün öğreneceklerimizi uygulamalı olarak kullanacağımız metotların olduğu gerçekten ilginç ve pratik bir probleme geçeceğiz. Bugün amortize çözümlemeden amortized analysis'den bahsedeceğiz. konuyu motive etmek açısından şöyle bir soru soruyoruz. Bir kıyım tablosunun ne kadar büyük olması gerektiği sorusu. Evet, bir kıyım tablosu ne büyüklükte olmalıdır? Fikri olan var mı? Bir kıyım tablosu yaratmak zorundasınız bu tablo ne büyüklükte olmalıdır? Kıyım tablomuzun basit bir kıyım tablosu olduğunu ve çarpışmaları zincirleme ile çözdüğümüzü düşünelim. Tablonun büyüklüğü ne olmalı? İhtiyaç duyduğumuzun iki katı mı? Bu ne büyüklüktedir? Örneğin toplam eleman sayısının iki katı mı? Kıyım tablosunun boyutunu büyüttüğümde acaba arama süresine ne olacak? Kıyım tablosunun boyutunu arttırdığım zaman acaba araba süresi ne oluyor? Genel olarak ne oluyor? Azalır değil mi? Evet kıyım tablosunu yeterince büyütürsem aslında kıyım tablosunu doğrudan erişini bir tabloya çevirmiş olur. Yani en kötü durumda düzey bir zaman alır. Yani bir anlamda sizin cevabınıza bir dakika içinde geri döneceğiz. Kıyım tablosunu yapabildiğimiz kadar büyük yapmalıyız. Böylece arama ucuzlayacaktır. Peki e, madalyonun öbür yüzü Kıyım tablosunu büyütürsek bu gereğinden fazla yer kaplayacaktır. Dolayısıyla tablonun kaplayacağı yer yönünden kıyım tablosunu olabildiğine küçük yapmalıyım sonuç olarak tablon büyük olsun istiyorum. Ve ideal olarak bunun yolu daha önce analizimizde tartıştığımız gibi n tane eleman için teta n düzeyinde bir tablo yaratmak. Çünkü tablomuzu teta n'den daha büyük yaptığımızda arama süresindeki kazancımız kaybedeceğimiz yere değmeyecektir. En azından olaya böyle bakabilirsiniz. Ancak bu başka bir sorunu ortaya çıkaracak. Tabloya kıyımlanacak eleman sayısını bilmiyorsam kıyım tablosunun büyüklüğünü nasıl belirleyeceğim? Peki ne kadar büyüklükte yapmalıyım? Evet, eğer n'i yani eleman sayısını önceden bilmiyorsam, acaba ne yapacağım? Bu sorunun çözümü oldukça zariftir. çözüm. Dynamic tables yani dinamik tablolar diye anılan bir stratejidir. Buradaki fikir herhangi bir zamanda tabloya kapasitesinden fazla eleman geldiğinde başka deyişle tablomuz taştığında tablomuz taştığı durumda tablomuzu daha büyütmek. Yani daha büyük bir tablo haline getirmek. Kıyım fonksiyonunda eğer zincirleme metodunu kullanıyorsak kıyım tablomuzun taşması ya da işlevini yapamaması diye bir durumdan bahsedemeyiz. Ancak eğer kıyımı açık adreslemeli yapıyorsak o zaman bu durum oluşabilir. Ama yine de zincirlemeden bahsedelim. Tablodaki eleman sayısı çok arttığında yapacağımız... Kıyım tablomuzu büyütmektir. Bunu örneğin C dilinde malloc ile Java dilinde new komutu ile yapıyoruz. Bu fonksiyonlarla daha büyük bir tablo yaratıyoruz. Eski tablodaki elemanları yenisine taşıyoruz. Ve eski tabloyu serbest bırakıyoruz. bir örnek yapmakta yarar var. Bir büyüklüğünde burada bir tablom var. Ve şu an boş. İçine bir yerleştirme yapıyorum. Yani bir elemanı tabloya kıyıyorum. Evet oturdu burada bunu kıyarak yapmayacağım. Problemi soyutlamak için sadece elemanları tabloya dolduracağım. Ancak bu kıyımda da çalışacaktır. Bu sabit büyüklükteki herhangi bir veri yapısında da çalışacaktır. Bir yerleştirme daha yapıyorum. Ups, yer yok. Bir taşma söz konusu. Burada yapacağım yeni bir tablo yaratmak. Bu tabloda birazcık daha fazla yere ihtiyacım olacak. eski tablomun büyüklüğünü ikiye katlayıp iki büyüklüğünde bir tablo yaratıyorum. Eski tablomdaki değeri yeni tabloma kopyalıyorum. Eski tabloyu serbest bırakıyorum. Böylece ikinci elemanı tabloma ekleyebilirim. Yine aynı şeyi yaparsam başka bir taşma olur. Şimdi tablomu 4 büyüklüğünde yapıyorum. Eski tablodaki elemanları yeni tabloya taşıyorum ve taşmaya neden olan üçüncü elemanı yeni tabloma yerleştiriyorum. Buraya ekleme yapıyorum. Beş tane yaptım. Herhalde denden işareti kullanabilirim artık. Bu daha akıllıca olur. Ups. Ne yapıyorum? Gene taştım. Şimdi de 8 büyüklüğünde bir tablo hazırlıyorum. Bunları oraya kopyalıyorum. Ve 5. elemanı yani 5'i yerleştiriyorum. 6, 7 ve diğerleri bu şekilde sürüyor. Herkes temel fikri anladı mı? Yani her ne zaman bir taşma olursa var olan tablomun iki katı büyüklüğünde bir tablo yaratıyorum. Şimdi bunun hızlı bir çözümlemesini yapalım. Elimizde en tane yerleştirme işleminden oluşan bir dizi var. Bir yerleştirme işleminin en kötü durumdaki maliyeti nedir? diye sorarsak bunlardan herhangi birinin en kötü durumdaki maliyeti nedir? Evet. En düzeyindedir. Kopyalamanın maliyeti ne olursa olsun. Örneğin kopyalamayı bir maliyetinde kabul edersek sonuçta en fazla en artı bir olur. Çünkü aslında hepsini kopyalamamız gerekir. Yani düzey teta n'dir. Yani en yerleştirme yapmam gerekiyorsa bu en kötü durumda bana n çarpı teta n yani teta n kareye mal olacak bir işlem gerektirecektir. Sorunuz var mı? Anlattıkları mantıklı geldi mi? Elinizi kaldırın. Doğru. Bu en işlemin hepsi en kötü durum olmayacaktır. Güzel. Ve aslında bu yaptığım tamamen yanlış bir çözümlemedir. Çünkü sadece bir tanesinin en kötü durum düzeyinde yani en düzeyinde olması tüm enlerin ttn düzeyinde olacağı anlamına gelmez. Yani bu tamamen kötü bir analizdir, yanlış bir analizdir. Aslında en adet yerleştirme en kötü durumda ttn kadar zamana mal olur. Ttn kare değil. Yani çözümlemede bizim en kötü durumdaki bir yerleştirmeyi ttn düzey olarak belirlediğimiz yere kadar doğru. Bu kısım ise bizim yanlış adımımız. Ne zaman kanıtlarda bir hata görürseniz hangi adımda yanlış yaptığınızı bilmek istersiniz. Böylece burada kafanızın karışmadığından emin olursunuz. Şimdi doğru çözümlememizi yapalım. CI'nin ininci yerleştirmenin maliyeti olduğunu düşünelim. Bu eğer i eksi 1 2'nin tam kuvveti ise i eşittir. Aksi takdirde bir değerini alır. Burada çalışırken bu sadece bir önceki yerleştirmede 2'nin tam kuvveti olduğunda gerçekleşti. Çünkü bu benim tablomun büyüklüğüydü. Bunun sonucu bir taşma oluştu ve bütün o kopyalamayı yapmak zorunda kaldım. Diğer durumlarda mesela 6 için yerleştirmenin maliyeti sadece 1'di. Sadece yerleştirdim. Herkes bunu gördü mü? Şimdi küçük bir tabloda bunu daha açıkça görebiliriz. Bu i değerleri ve bu da i adımındaki tablonun boyutu ve bu da i'nin yerleştirilmesinin maliyeti. i'nin değerleri birden ona kadar. i'nin boyutu birinci adımda bir, ikinci adımda iki. 3. adımda 3'ü tabloya eklemek istediğimizde tablonun büyüklüğünü 2'ye katlamamız gerektiği için bu 4. ve 4 yerleşiyor. Daha sonra 5 boyutumuz 8 oldu. 6 da 8, 7 de 8, 8 de 8 ve 9'da tablo boyutumuz 16 oldu. 16 ve diğerleri. Boyutlar bunlar. Şimdi maliyete bakalım. Burada maliyet 1. Bir. Tamam, 1'i ekle. Buradaki maliyet 1'i kopyalamalıyım ve 1 tane de yeni sayı yerleştirmeliyim. Maliyet 2. Burada 2 tane kopyalama ve 1 tane yerleştirme var. Maliyet 3. Burada sadece bir ekleme yapmalıyım. Maliyet 1. Burada 4 taneyi kopyalayıp 1 tane ekleme yapacağım. Maliyet 5. Pardon. Bence öyle. Evet bu i maliyeti 5 için i maliyeti. Bu 5 ise bu da 2'nin kuvveti. Tamam. 1, 1, 1 ve 9 harcadım. Sonra tekrar 1. Bu bizim harcadığımız. Parçalar ayrırsa maliyetleri görmek daha kolay olur. Şimdi bunu 2 değermiş gibi yeniden yazalım. Çünkü istediğimi eklemek için her zaman bir maliyet olacaktır. Kalan miktar için buralarda bir harcamak zorundayım. Buralarda da bir ek, iki ek, dört ek ve sekiz ek harcama yapmak zorundayım. Bu örnek şekli daha kolay anlaşılır yapıyor. Bu kopyalama ile yerleştirmenin kıyaslaması. Tamam mı? şimdi eğer not tutuyorsanız defterinizde birazcık boşluk bırakın. Çünkü bu tabloya daha sonra geri döneceğim. En adet yerleştirmenin maliyetini sonradan burada toplayabilirim. Bu en elemanın eklenme maliyeti sadece şöyledir. I 1 ile n arasında değişirken CI'lerin toplamı. Şu çözümlemeye göre bu da kaçınılmaz olarak N'e eşit. Artı N'e kadar olan ama N'i aşmayan 2'nin bütün kuvvetleri toplandığında eğer cebir işlemlerini düzgün yaparsam bu log N eksi 1'in tabanı olur bu da 2'nin j'inci kuvveti olur. Yani n'ye kadar olan 2'nin bütün katlarını toplarım. Bu nasıl bir dizi? Geometrik bir dizi. Dolayısıyla en büyük terimle sınırlıdır. Burada en büyük terim hakimdir ve bu log n eksi 1'in tavanıdır. Yani en fazla n'dir. Diğer bütün terimler en fazla n'dir. Yani bu aslında en çok 3 n'e eşit ya da küçük. Bu da bizim göstermek istediğimiz teta n düzeyi. Sadece c1. Dolayısıyla bir yerleştirmenin ortalama maliyeti theta n bölü n'dir. Bu da theta 1 olur. Yani bir yerleştirme için ortalama maliyet teta 1 düzeyindedir. Bu da kıyım tablosu yaratırken tam istediğimiz şeydir. Bazen önceki yerleştirmelerden dolayı fazla maliyet ödemek zorunda kalırsınız. Toplamda en işlemin maliyeti en düzeyindedir. Bu amortize çözünlemenin nosyonudur ve eğer yaptığımız işlemler dizine bakarsam maliyeti bütün işlemlere dağıtabilirim. Dolayısıyla da ortalama maliyet en düzeyinde kalacaktır. Yani özetlemek gerekirse amortize çözünleme ile bir dizi işlemde her ne kadar bir veya birden fazla işlem pahalı olsa da ortalama işlem maliyetinin küçük olduğunu çözümlemiş olduk. Yani Yani burada olasılık diye bir şey yok. Ortalamalardan konuşmamıza rağmen hiç olasılıktan söz edilmedi. Genelde ortalama değerlerle çalıştığımızda olasılık hesapları da işin içinde olur. İşte ise ortalama durumu ve burada hiç olasılık yok. Bu en kötü durumdaki ortalama performanstır. Çünkü en tane işlem en kötü durumda bana sabit miktarda bir zamana mal oluyor. En tane işlem teten düzeyinde süreye mal olacak. Her işlem maliyetli bir düzeyinde ama bu en işlemde amortize edilmiştir. Soru var mı? Evet. Karıştırabilirsiniz ama zorunda da değilsiniz. Yani basit amortize edilmiş çözümleme çok güçlü bir şey söylüyor. Size en kötü durum sınırlarını veriyor. Ama her elemana ayrı ayrı bakmak yerine bunu dizi ölçeğinde gerçekleştiriyor. Aslında kitaplarda üç tür amortize yöntemi anlatılır. Belki daha da fazla. Bir zamanlar iki taneydi. Daha sonra üçüncüsü gelişti. O nedenle belki de dördüncüsü vardır. Birincisi aggregate yani topak diye çağrılan bir çözümlemedir. Ve bu biraz önce gördüğümüz yöntemdi. Temelde en işlemin ne kadar süre aldığını çözümleriz. Bugün iki tane daha göreceğiz. Birine accounting yani hesaplama yöntemi, diğer neyse potential yani potansiyel yöntemi denir. Bu ikisi birinciye göre daha kesin sonuçlar verir. Çünkü her işlem için belirli amortize edilmiş maliyetler ayrılır. Topak çözülemesinin özelliklerinden biri, bir işlemin gerçekten neye mal olduğunu kolay söyleyemiyor oluşunuzdur. Bu durumda söyleyebilirsiniz. Burada düzey 1 diyebilirsiniz. Okey. Ama hesaplama ve potansiyel yöntemlerinde belirli bir işlemin neye mal olduğunu söylemenin kesinlikle belirlenebilen bir yolu vardır. Şimdi İlk yöntemimizdeki gibi hesaplama metoduna bakalım. Dolayısıyla tamamen aynı örnek üzerinden gideceğiz. Bir bakma bu örnekte en kolayı topak çözünemesi kullanmak. Burada bir şekilde daha karmaşık bir tartışmaya girebiliriz. Ama bu metotların birçok durumda daha güçlü olduğu ortaya çıkacak. Yani bu işi basit bir yaklaşımla yapacağım ama belli bir sorunla farklı açılardan yaklaşıldığı zaman kavranışınız da gelişecektir. Hesaplama yöntemi Aslında kendinizi mali muhasebeci konumuna koymanızdır. Yani burada yapacağımız inci işleme hayali bir abortize maliyet yüklemek. Buna şapkalı CI diyeceğiz. Ve sembolik olarak buna bir Birim işin 1 bir dolar ayıracağız. Veri yapısını değiştirmek için süre gibi giderler var. Buradaki fikir maliyetleri faturalamak. Yani bu işlem ise 5 dolarlık bir bedele mal olacak der gibi. Ve bu bedel işlemi gerçekleştirmek için harcanır. ama sonunda kullanılmayan bir bakiyede kalabilir. Dolayısıyla kullanılmayan miktar daha sonraki işlemlerde kullanılmak üzere bankada saklanır. Yani burada ödenecek bedel şapkalı Cİ işlemi için yetersizse parayı bankadan çekiyorsunuz. Böylece hapse düşmemeniz için sahip olmanız gereken özellik acaba bu nedir? Bunu yapabilmeniz için Evet, bunu yapabilmeniz için bankada paranız olması gerekir. Hangi matematiksel özellik bankadaki paranın yerini tutar? Evet, bunun sıfırdan büyük ve eşit olması gerekiyor. Doğru mu? Çoğu kişi bunu bilir. Banka hesabınız hiçbir zaman eksiye düşmemelidir. Başka bir deyişle amortize maliyetler eksi işlemlerin maliyeti her zaman diğer işlemleri yapmaya yeterli olmalıdır. Aksi takdirde ileriye dönük borçlanırsınız. Amortize çözünlemede en azından basit olanlarında geleceğe dönük borçlanmayız. Burada şu toplama sahip olmalıyız i birden n'e kadar değişirken c i'lerin toplamı ki bu gerçek giderlerdir ve bakiye esas hiçbir zaman eksiye gitmemelidir. Bu nedenle de maliyetler her zaman bütün n'ler için amortize maliyetlerle yukarıdan sınırlandırılmış olmalıdır. Banka hesabının eksiye gitmemesi için tüm gerçek maliyetleri topladığımda bunları her zaman ödeyebilmem gerekir. Bu benim istediğim bedel. Bu da gerçekten neye mal oldu? Olması gereken iyi durum, bir veri yapısındaki işlemlerin harcama maliyetlerinin, yani veri yapısının o ana kadarki maliyetinin, insanlara o veri yapısını kullanmak için fatura ettiği miktar tarafından karşılanabilmesidir. Ve bu bütün en değerler için geçerli olmalıdır. Ama dikkat edin bu bana bir işlem için belirli bir miktarda bedeli ödenmenin yolunu da açıyor. Dolayısıyla toplam amortize maliyetler toplamdaki gerçek maliyetler için üst sınırı oluşturuyor. Toplam amortize maliyetler gerçek maliyetlerin üst sınırıdır. Bununla ilgili sorusu olan var mı? Dinamik tablo konusunda bu yöntemi kullanarak örnek yapacağız. Şimdi dinamik tabloya geri dönelim. Şimdi bu durumda bütün i ince ekleme için 3 dolar amortize maliyeti fatura edeceğiz. Tüm iyiler için. Buradaki düşünce 1 dolar Anlık yerleştirmenin maliyetini karşılayacak. 2 dolar da tablo boyutunu 2 katına çıkarmak için depolanacak. tablonun büyümesi gerekecek ve tablo boyutu iki'ye katlandığında sakladığımız dolarların bir dolarını en yeni elemanı taşımak için bir dolarını da eski bir elemanın yerini değiştirmek için harcayacağız. Şimdi örneğe geçelim. 8 büyüklüğünde bir tablom olduğunu ve tablomun boyutunun henüz ikiye katlanmadığını hayal edelim. Yani tabloda 4 elemanım var. Tablomda hiç dolarım yok. 5. elemanın yerleştirilmesi işi geliyor. Bu eleman için 3 dolar maliyet gösteriyorum. 1 dolar elemanı tabloya yerleştirmeme yarıyor. Geriye 2 dolar kalıyor. Dolayısıyla bu 2 doları elemanın yuvasında saklayalım. Şimdi 6. eleman geliyor. Bir kez daha 3 dolar maliyet gösteriyorum. 1 dolarını yerleştirme için kullanıp 2 dolarını tabloya yazıyorum. Bu böyle gidiyor. 2 dolar kalan 2 dolar. 9. elemana geliyor sıra. Tabloyu 2'ye katlıyorum. Şimdi 8'li tablodaki bütün elemanları yeni 16'lı tabloya kopyalıyorum. Peki ne oluyor? Toplam 8 dolarım var ve kopyalamam gereken 8 eleman var. Mükemmel. Diğer turlarda her yuvada biriktirdiğim dolarlardan biri, son turdaki elemanlardan birinin, diğeri de eski elemanlardan birinin kopyalanmasını karşılıyor. Tamam, hepsi kopyalandı ve hiç para kalmadı. 9. eleman geliyor. 2 dolar ondan artıyor. Böylece devam ediyoruz. Bu tartışmada gördüğümüz gibi eğer her eleman için 3 dolar fatura edersem her zaman bu tabloyu ikiye katlamaları karşılayabiliyor buradaki tüme varımsal değişmez katlamadan sonra bankada para kalmaması. Şimdi 2 dolar koyarsam 2'ye katlama sırasında ödeme yapabiliyorum ve yine de aynı durumda kalıyorum. Bu durumda banka hesabı hiçbir zaman eksi olmuyor. Bu doğrulamamız gereken önemli bir değişmezdir. Bu yüzden amortize maliyetler gerçek maliyetler toplamının üst sınırıdır. Amortize maliyetlerin toplamı i sıfırdan n'e kadar giderken 3n'dir. Toplam gerçek maliyetleri 3 n ile sınırlandırdım. Bu tabloya geri dönelim ve bakalım ne oluyor. Buraya şapkalı CI'yi ve banka bakiyesini ekleyeceğim. İlk yaptığım iş yerleştirme Bunun için 3 dolar istiyorum. Değil mi? Ve yerleştirme yapıyorum. Geriye ne kaldı? 2 dolar. Aslında 2 dolar alırım ama sadece bir dolar kalır. Yani aslında birinci maliyeti düşük alıyorum. Birinci eleman hariç herkesten 3 dolar aldığımda bunun çalıştığını göstereceğim. Sadece birinci elemandan 2 dolar alacağım. Aslında birinci elemanda birazcık tasarruf edebiliyorum. Bundan 3 dolar alacağım. Peki işim bittiğinde banka bakiyem nedir? Sadece bir elemanı kopyalamak zorundayım. Dolayısıyla 2 dolar kaldı. Herkes benimle mi? Diğerinden 3 dolar alıyorum. Aslında bundan sonrakilerden hep 3 dolar alacağım. Burada 4 büyüklüğünde bir tablom var. Ve 3. elemanı yerleştirdiğimde 2 eleman kopyalamak zorunda kaldım. Yerleştirmeden sonra tabloda sadece 2 dolarım kalır. 4. elemanı ekledim. Bu güzel çünkü bankada 4 dolarlık bir bakiyem oldu ve hiçbir şeyi kopyalamak zorunda kalmadım. Şimdi 5. elemanı ekliyoruz. 4 elemanı kopyalamak zorundayım. Bu da hesaptan karşılanıyor. 3 faturalıyorum. Geriye 2 kalıyor. Burada basitçe bunlara hep 2 ekliyorum. Ve bu noktada hepsini kullanıyorum. Ve geriye 2 kalıyor. 4 ve diğerleri. Dikkatinizi çekmek istediğim bir konu burada 3 dolar talep edebilirdim. Ve böylece fazladan bir dolarım olurdu. Bu problem olmazdı çünkü hala 3N üst sınırı geçerli olurdu. Bundan farklı veri tanımlamalarıyla amortize maliyetleri önceden karşılama yönteminin çalışabileceğini anlıyoruz. Hepsinin aynı olması gerekmiyor. Amortize çözümleme yaparken çalışabilir tek veri tanımlama yöntemi vardır denilemez. Ben her işlem için 4 dolar talep edebilirdim ve bu da geçerli olurdu. Ama öyle anlaşılıyor ki işlem başına 2 dolar isteyemezdim. Eğer her işlem için 2 dolar alsaydım Basit. eksi bakiyeye düşerdim. Tamam mı? Bakiye eksi olurdu ama 3 dolar istersem işler yoluna girer, değil mi? 4, 5, 6 bunları fatura edebilirim. Bu durumda daha gevşek bir sınır elde ederdik. Üst sınırı 3n'e eşit veya 3n'den küçük olması yerine 4n veya 5n e eşit ya da ondan küçük seçebilirdik. Ama 2n'i denemiş olsaydım sistem çalışmayacaktı. Çünkü kopyalamak için gerekli paraya sahip olamayacaktım. Buraya geldiğimde 1 dolarım olacaktı ve tabloyu 2'ye katladığımda 8 tane elemanı kopyalamam gerekecekti ve sadece 4 dolarlık banka bakiyem olacaktı. Özür dilerim. Eğer 2 dolar alsaydım sadece 1 dolarım kalmış olacaktı. Dolayısıyla bu şeylerin çalışması için birazcık oynamalısınız ve neyin çalışıp neyin çalışmadığını görmelisiniz. Yani algoritma tasarımı için hiç algoritma formülü yoktur. Peki, güzel. Şimdi kitabınızdan tablo küçülmesini okuyabilirsiniz. Tablonuzda var olan elemanları silmeye başladığınızda ne olacak? Şimdi tablonuzu daha küçük hale getirmek istiyorsunuz. Burada çok dikkatli olmalısınız. Fizikteki histerezi kim hatırlıyor? Hayal meyal birkaç kişi. Histerez konusunda dikkatli olmalısınız. Eğer dikkatli olmazsanız eleman sayısı 2'nin kuvvetinin altına her indiğinde size tabloyu yarıya indirirseniz kendinizi dayak yiyor gibi hissedebilirsiniz. Ancak yeterli sayıda silme işlemi yaptıktan ve sistemde bir miktar bellek yarattıktan sonra küçülebilirsiniz. kitapta daha genel bir durum için bir çözümleme var. Peki hesaplama yöntemiyle şimdi herhangi bir sorusu olan var mı? Hesaplama yöntemi gerçekten çok çok şirindir. Ayrıca birçok öğrencinin kullanmayı tercih ettiği metottur. Tamam mı? Öğrenciler anlayana kadar nefret ederler. Öğrendikten sonra derin bir oh çekerler. Ancak çalışmaya başlamak ciddi bir cesaret gerektirir. Ama çok etkileyicidir. İyi potansiyel metot argümanları gerçekten tatlıdır. Ve biz bir dahaki sefere bir tanesini göreceğiz. Dolayısıyla bu konuyu gelecek dersten önce tekrar edip anlamanız önemli. Çünkü gelecek derste potansiyel metodunu anlamış olduğunuzu varsayacağız. Yeterli reklamı yaptık sanıyorum. Bence potansiyel metodu algoritmik çözümleme konusunda çok güzel sonuçlar veren bir metot. Çok güzel sonuçlar ve çok güzel teknikler kümesi. Aslında ne olmaya özeniyorsunuz? Muhasebeci mi, fizikçi mi? Fikir şu. Muhasebeci veya bankacı olmak istemiyoruz. Fizikçi olmak istiyoruz. Bu banka hesabı çözümleyeceğimiz dinamik kümenin potansiyel enerjisi. Peki neden? Bu bize bir yayın yaptığı gibi bir iş üretiyor. Potansiyel enerjiyi öğrenirken veya bir eşyayı daha yükseğe koyarken ve yer çekiminin onu çekerken yaptığı iş gibi. Dinamiği potansiyele çevirmek ve burada yapacağımız da tam budur. Ve bu matematiğe benzer ama bu uygulamada sürekli matematik yerine ayrık matematik kullanacağız. Potansiyel metodun çerçevesi şöyle. Önce D0 gibi bir veri yapısı ile işe başlıyoruz. Ve i işlemi D i eksi biri D i'ye dönüştürüyor. Buradaki veri yapısındaki işlemlerin eşlemleme gibi çalıştığını görüyoruz bir veri yapısını başka bir veri yapısına, öncekinden sonrakine yapılan işlemleme, Tamam bu zaten matematikseldir. Ve tabii ki i işleminin maliyeti ci olarak kalacaktır. Şimdi potansiyel fonksiyonu olan f'yi tanımlayacağız. Ve f veri yapısı kümelerini reel sayılara map edecek yani eşlemleyecek. Şimdi tüm veri yapılarıyla ilintilendirilmiş bir potansiyel, reel ve genelde tam sayı olan potansiyeller için elde edilir. Burada bu durumda fi d sıfır sıfıra eşittir. Dolayısıyla başlangıç potansiyelimiz sıfırdır. Ve Fi, di tüm i'ler için sıfırdan büyük veya sıfır eşittir. Dolayısıyla potansiyel hiçbir zaman sıfırdan küçük eksi bir değer alamaz. Tıpkı banka hesabı gibi. Çünkü aslında potansiyeli hesaplama metodundaki e, banka hesabını temsil ediyor. Evet, potansiyelimizin hiçbir zaman eksi olmasını istemiyoruz. Aslında bazen potansiyel fonksiyonlarının kullandığı bu iki özelliği de ihlal ettiğiniz zamanlar olacak. Bazı karmaşık ve enteresan potansiyel tartışmalarında kurala uymayan örnekler olabilir. Ancak bu sınıfta yapacağımız basit örneklerde bunun doğru olduğunu kabul edeceğiz. Ama bazen fi d sıfırın sıfır olmadığını göreceğiz. Bu bir şeyi değiştirmeyecek. Ancak bizim çözeceğimiz örneklerde potansiyel fonksiyon konusunda genel olarak fi d sıfırın sıfır olacağını varsayacağız. Şunu bilmenizi istiyorum. Burada göstereceğimiz potansiyel fonksiyon örneklerinden çok daha fazla ve geniş yer kaplayan potansiyel fonksiyon örnekleri var. Bu durumda amortize maliyeti fiye göre şapkalı ci olarak tanımlayacağız. Ve öyle bir tanım ki eğer hatırlayamazsanız bu formülü final sınavında yanınıza alacağınız hatırlama kağıdına not edin. Şapkalı ci eşittir. ci artı fi di eksi fi di eksi bir. Evet bu potansiyeldeki değişimdir yani potansiyel farkıdır. Bunu kısaca delta fi i olarak analım. Bunun farklı durumlarda ne demek olduğunu görelim. eğer delta fi i sıfırdan büyükse yani bu sıfırdan büyük şapkalı c ile c arasındaki ilişki nedir? Bu sıfırdan büyük. Dolayısıyla şapkalı C'yi C'den büyüktür. Öyle değil mi? Şapkalı C'yi C'den büyük. Bu ne anlama gelir? Bu i işlemini yaptığımda işlemi maliyetinden daha fazlasını tahsil ettiğim anlamına gelir. Burada tahsil ettiğin fazla miktar bankaya gidiyor. Yani potansiyel enerji olarak saklanıyor. Yani i işlemi sonra kullanılmak üzere işi veri yapısında depoluyor. Benzer şekilde eğer delta fi i sıfırdan küçükse şapkalı c i c i'den küçüktür. Bu durumda veri yapısı i işlemini yapabilmek için depolanmış işten harcama yapın. Yani eğer bu bu sıfırdan küçükse yani potansiyelimdeki değişim yani banka hesabındaki miktar azalmış ve veri yapısı işlemin yapılmasını sağlamak için potansiyel enerjiyi harcamış demektir. Çünkü gerçek maliyet amortize maliyetten fazlaydı. Potansiyel fonksiyonuna karşı muhasebe metodunu karşılaştırarak durumu incelerseniz muhasebe metodunda benim amortize değerim bu olacak diyebilirsiniz. Yani banka hesabımı inceleyeyim. Hiçbir zaman eksiye geçmediğimden emin olayım. Potansiyel fonksiyon argumanda ise bir anlamda banka hesabımın ne olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi amortize maliyetleri çözümleyelim. Bu yaklaşımlar arasındaki farklılıktır. Bir tarafta banka hesabını, öbür tarafta amortize maliyetleri belirliyorsunuz. Peki o zaman bu neden devam etmek için mantıklı bir yol? n işlemin toplam amortize maliyetine bir bakalım. Bu şapkalı C'lerin i1'den n'e kadar değişirken oluşan toplamıdır. Bu toplam amortize maliyettir. Bu da şuna eşittir yerine koymayla hesaplarsanız şapkalı C'yi yerine şu formülü koyarsak bu da C artı fi di eksi fi di eksi 1 bu da eşittir C'lerin toplamı Şimdi bu terimleri topladığım zaman ne olacak? Bunun için kullandığımız matematiksel terim ne? Teleskop gibi iç içe geçiyor. Sol taraftaki her terim i değerini aldığında bir kez eklenir ve i eksi 1 olduğunda çıkarılır. Tabi ilk ve son terimler hariç en için olan terim sadece eklenir. Ve sıfır için olan terim ise sadece çıkarılır. Bu iç içe geçme özelliğinden kaynaklanır. Teleskop özelliğinden. Şimdi bu terim nedir? Bununla ilgili hangi özelliği biliyoruz? Bu sıfırdan büyük veya eşit. Bu da sıfıra eşit. Dolayısıyla bu da CI'den yani CI toplamlarından büyük veya eşittir. Bu yüzden amortize maliyetler gerçek maliyetler için üst sınır olur ki bu da bizim istediğimiz şey. Bazı amortize maliyetler gerçek değerlerin toplamının üst sınırıdır. Ancak burada amortize maliyetleri tanımlamak için önce potansiyel fonksiyonu tanımladık ve bundan yararlandık. Dolayısıyla potansiyel fonksiyon daha önce de söylediğim gibi hesaplama ya da muhasebe metodu ile potansiyel metot arasındaki fark birinde banka hesabının diğerinde ise maliyetin belirtilmesidir. Bir noktada potansiyel enerjimi belirliyorsun yoksa bir noktaki maliyetin belirtiyorsunuz? Tamam ancak her koşulda bu sınıra sahip olacaksınız. Ayrıca bu matematik çok daha güzel. Ben iç içe geçmeyi teleskop yöntemini seviyorum. Yani sonuçta amortize maliyetler gerçek maliyetlerin üst sınırı. Tablomuzun boyutunu ikiye katlamayı burada yapalım. Bunu çözümlememiz için önce potansiyelimizi tanımlamalıyız. Aranızda bunu kafadan hesaplayan biri varsa benden daha iyidir. Bunun için çok büyük ihtimalle birkaç saatimi harcayıp boğuşabilirim. Çünkü ben çok zeki değilim. Peki bu durumda, bu kullanacağımız potansiyel fonksiyonu 2 eksi 2 üzeri log i'nin tavanı. 2 üzeri log sıfırın tavanının 0 olduğunu varsayalım. Çünkü bunun limit içerisindeki değeri budur. Sıfırın logaritması eksi sonsuz olur. Dolayısıyla 2 üzeri eksi sonsuz 0 demektir. Bu matematiksel olarak uygundur. Bunu varsayın. Peki bunu nereden çıkardım? Bununla biraz oynadım. Biraz önce sildiğim diziye baktım ve terse çevirme kullanarak potansiyel fonksiyonu tanımlamak oldukça kolay dedim. Ama amortize maliyetleri tanımlamak zor. Yani hesaplama kısmını. Bu örnekte muhasebe metodu kullanmak daha kolay. Buna rağmen ben size doğru potansiyeli bulursanız potansiyel metotla da bunu yapabileceğinizi göstereceğim. Sezgisel olarak bu, iğinci işlemde banka hesabımızda ne kadar kaldığıdır. Çünkü bankaya her defasında 2'yi kadar para koydum ve bundan tablo katlamalarını maliyet kısmını çıkardım. Öyleyse önce fi d0'ın ne olduğunu gözlemleyelim. Sıfır. Güzel. Ve fi d'yi sıfırdan büyük veya eşit. Neden öyle? Tüm iyiler için. Neden? Log inin tavanı en fazla kaç olabilir? log i'nin tavanı ya log i'dir ya da log i artı 1'dir. Öyle değil mi? Yani en büyük değer log i artı 1. Eğer bu log i artı 1 ise 2 üzeri log i artı 1 sadece 2 i eder. Bu olabilecek en büyük değer. Doğru mu? Dolayısıyla 2 üzeri log i artı 1 sadece bunu öbür yoldan yapalım. i çarpı 2'dir. Burası için i, burası için 2. Bu alabilecek en büyük değerdir. Veya bu sadece log i'dir. Bu da 2 i eksi i veya 2I 2 i eksi 2 i olur. Her iki durumda da sıfırdan büyük. Öyle değil mi? Bunlar benim iyi tanımlanmış bir potansiyel fonksiyona sahip olmak için gereken iki özellik. Şimdi buradaki ucuz olma özelliği amortize maliyetlerin karşılanacağı anlamına gelmiyor. Ben kendi çözümümü yapacağım ve bana gereken sınırları bulacağım. Ancak bu düzgün potansiyel fonksiyon yazabilmem için gereken yazım kurallarını sağladığımı ifade ediyor. Şimdi hızlı bir örnek çözerek bunun ne anlama geldiğini anlayalım. Tablomda 8 yuva olduğu durumunu varsayalım. Doğru yaptım mı? Evet. 8 yuva ve 6 tanesi dolu. Fi 2'ye eşit olacak. Bu da 2 çarpı 6 eksi 2'nin ikinci kuvveti. Bu ne? Özür dilerim. Eksi 2 üzeri log i'nin tavanı. i 6 olduğundan log i de log 6 olur. Bunun tavanı 3'tür. Bu eksi 2 üzeri 3 yani 8 olur. 12 eksi 8, 4 eder. Eğer bunu muhasebe metoduyla düşünürseniz bunlar sıfır olacaktı. Bunlar da 2. Muhasebe metoduyla da aynı şey elde edilir. Çünkü burası yarı yoldur. Bütün sıfırları yazarsınız ve bunların her birine 2 eklersiniz benim fonksiyonum aslında gerçek maliyetin ne olduğunu bana söylüyor. Anlaşıldı mı? Bu belirli bir potansiyel fonksiyonuyla ne anlattığımızın ifadesi. Peki şimdi iğinci yerleştirmenin amortize maliyetini toplayalım. tanım gereği iyince eklemenin amortize edilmiş maliyetidir. Ve bu eşittir. Peki C'yi nedir? Hala bir yerlerde yazılı olarak duruyor mu yoksa sildik mi? Galiba silmişiz. Tekrar yazabiliriz. Eğer e eksi 1, 2'nin tam kuvveti ise i. Değilse 1'e eşit. Bu c'dir. Şuradaki terimdir. Artı fi dE bu nedir? Fi di şuradakidir artı parantez içerisinde 2 eksi 2 üzeri log i'nin tavanı eksi parantez içerisinde 2 çarpı i eksi 1 eksi 2 üzeri log i eksi 1'in tavanı. Bu amortize maliyetimizdir. Güzel bir formül, değil mi? Umalım ki biraz sadeleşsin. Bu eşittir. Burada i ve 1 var. Eğer bir şeyler artı peki burada iptal edeceğimiz bazı şeyler görülüyor özellikle bu var burada 2 burada eksi 2 var bunlar gider burada eksi eksi 2 kalır bu artı 2 olur şimdi eksi bu terim artı bu terim. Bu daha güzel ama hala karışık. Durum çözünemesi yapmamız gerekiyor. Neden durum çözünemesi yapmamız anlamlı? Burada bir eğer durumu var. O zaman durum analizi yapmamız gerekiyor. Peki. Öyleyse birinci durumda i eksi 1 2'nin tam kuvveti. Bu durumda şapkalı c'yi eşittir. Şimdi c'yi yani sadece i'yi birinci durum bu ve geriye kalanımız var. Artı 2 eksi 2 üzeri log i'nin tavanı eksi 2 üzeri log i eksi 1 tavanı. Bu da i artı 2. Şimdi bakalım. Eğer i eksi 1 2'nin tam kuvveti ise bu terim neye eşit olacak? i eksi 1 2'nin tam kuvveti. Evet, burası artı. Teşekkür ederim. Bundan dolayı da özür diliyorum. Sizin gibi öğrencilerimin olması iyi çünkü benim matematiğim gerçekten kötü. Aslında bu benim iyi bir teorisyen olmamın da temel nedeni. Çünkü hiçbir zaman yazdıklarıma güvenmedim. Bir şekilde kontrol edebileceğim biçimde yazıyorum. Aksi halde 5 denklemi aynı anda çözebilecek kadar zeki değilim. Ve sadece hepsinin düzgün dönüşmesini umuyorum. O zaman yazacaksınız. Ben her zaman yazarım ki yazdığımı doğrulayabileyim. Ne mutlu ki bunun bir başka güzel yan etkisi. Diğer insanlar da yazdıklarımı anlayabiliyorlar. Peki bu 1 ne olur? Bu 2 üzeri log i eksi 1. Tavan yüzünden eğer bu 2'nin tam kuvveti ise 2 üzeri log i eksi 1'in tavanı sadece log i eksi 1'dir. Bu 2 üzeri log i eksi Böylece bu da i eksi 1'dir değil mi? O zaman eğer bu 2'nin tam kuvveti ise log 1 tam sayıdır. Doğru mu? Dolayısıyla tavanını almak bir şey ifade etmez. Tavanı görmezden gelebilirsiniz. Ancak bu 2'nin tam kuvveti değil. Ama bu ne? Bu bundan sadece bir fazla. Biz i eksi 1'in 2'nin tam kuvveti olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu bir üst sayı olacak. Bu ne anlama geliyor? Bu ikisini nasıl karşılaştırırız? Bu bundan ne kadar daha büyük? Büyüklük olarak 2 kat. Bunun ne olduğunu da biliyoruz. Veya birinci terimden bu sonucu çıkartabiliriz. Burası log i eksi 1 artı 1 olacak. Bunu bu hale indirgeyebilirsiniz. Dolayısıyla bu taban ve tavanları düşünmelisiniz değil mi? Bu yuvarlamada evet. neler oluyor diye. Şimdi bunu sadeleştirebiliriz. Burada neyimiz var? Eğer bunları açarsam i artı 2 eksi 2 i artı 2 artı i eksi 1. Biliyorum ki birçoğunuz büyük ihtimalle %90'ınız bu adımı yapmayacak. Buradan doğrudan son adıma geçeceksiniz. Burası aslında %30'unuzun veya bir grubun yanlış yapacağı yer. Bana bu adımı yapmanız için size cesaret izin verin. Eğer yavaş giderseniz hatalarınızı bulmak daha kolay olur. Aslında uzun vadede yavaş gitmek daha hızlı bir yöntemdir. Genç atlara... Öğretmek daha zordur. Biraz rahatlayın. Biraz sabır. Yavaş yapın ve doğru sonucu alın. Bu gerçekte daha hızlı. Herkes tavşanla kaplumbağanın hikayesini biliyor değil mi? Evet, tabii. Ama kimse bu hikayeye inanmıyor. Peki, burada iki i'imiz var. Burada i ve burada i. Bu bize iki artı... 2 eksi 1 eşittir 3 verir. Mükemmel. Müthiş. Amortize maliyetimiz i eksi 1 2'nin tam katı iken 3 oluyor. Şimdi de ikinci durumu inceleyelim. i eksi 1, 2'nin tam kuvveti değilken oluşan durum. Şapkalı CI. Şimdi i yerine 1 alıyoruz. 1 artı 2 eksi 2 üzeri log i'nin tabanı artı 2 üzeri log i eksi 1'in tabanı olur. Bu iki terimin i eksi 1, 2'nin tam kuvveti değilken ne olduğunu kim söyleyecek? Bunlar nedir? Eşit. Evet. Neden? Çünkü tavan işlemi ikisine de aynı etkiyi yapıyor. Bu da onları aynı tam sayıya getiriyor. Dolayısıyla bu ikisi birbirine eşit. Bu da bunun 3'e eşit olduğu sonucunu veriyor. Tamam. En tane yerleştirme işlemi var. Ve şimdi her yerleştirme işlemi için üçlük bir amortize maliyetim olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla en tane yerleştirme en tane amortize edilmiş maliyete neden olur? Yani en tane yerleştirmede 3N amortize maliyetine eşittir. Bu gerçek maliyetin en kötü durumdaki üst sınırıdır. Böylece en tane yerleştirme en kötü durumda teta n düzeyinde maliyet gerektiriyor. Çözümlemede bir hata var. Küçük bir hata. Daha önce birinci eklemenin üç yerine 2'ye mal olduğunu anlatmıştım. Bununla yeterince dikkatli ilgilenmedim. Bu sadece bir egzersiz ve bunun nerede olduğuna ve nasıl açıklayacağınıza bakın. Aslında ilk eklemenin amortize maliyeti 2'dir. Özetlemek gerekirse Amortize çözünlemenin sonuçları Amortize maliyetler bize veri yapısı başarımının temiz bir soyutlamasını vermektedir. Burada varsayalım ki dinamik bir tablo yaratıyorum. bu tabloya her yerleştirmenin sabit miktarda zamana mal olduğunu söylemek sizin kendi başarı modeliniz açısından daha kolaydır. Gerçek zaman davranışlarıyla ilgilenmediğiniz müddetçe sadece bütünleşik yani toplam davranışı incelediğiniz sürece bu başarım için güzel bir soyutlamadır. Bu bazen pahalıya mal olan karma karışık şeyleri anlatmaktan daha iyidir. Bunun mantığını nasıl kurarsınız? her bir işlem bana bir düzeyine mal oluyor diyebilmek gerçekten basittir. Ama şunu anlamalılar. Bu amortize yaklaşımda bir düzeyindedir. Öte yandan eğer gerçek zamanda çalışmayı umursuyorsanız amortize metodu size yaramaz. Tamam ama birçok problem için bu mükemmele yakın derecede iyidir. Bana bunun neden basit olduğunu daha kolay anlatma şansı verir. Farklı işlemlerin farklı amortize maliyetleri olduğundan Başka veri yapılarının da amortize maliyetlerine bakacağız. Burada güzel olan farklı işlemlerin maliyetlerini sadece toplayarak istediğim sonuca ulaşabilirim. Her işlem farklı maliyete sahiptir. Bazıları logen olur, bazıları düzey 1 veya başka bir şey olur. Hepsini toplayın. Bu gerçek maliyetten üst sınır olacaktır. Bu bahsettiğimiz ettiğimiz karmaşık veri yapılarının mantığının çözülmesi ve soyutlandırması için büyük bir sadeleştirmedir. Bu, bu, gerçekten çok kapsamlıdır. Soyutlama bilgisayar biliminde size 4 yıl boyunca lisans düzeyinde öğretilenler, master yaparsanız bir sene daha gösterilenler ve eğer doktora devam ederseniz bu bir başka 15 yıl veya ne kadar sürüyorsa. Öğretilenler tamamen soyutlama, 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 soyutlamadır. Bu da güçlü bir soyutlamadır. Oldukça iyidir. Şimdi 3 yöntem öğrendik. Genel olarak herhangi biri kullanılabilir. Birini diğerine çevirebilirsiniz. Her birinin kendi nitelikleri vardır ama duruma göre bunlardan birisi en basit ya da kesin sonucu verir. Dolayısıyla herhangi biri kullanılabilir. Ancak siz hepsini öğrenmek zorundasınız. Çünkü bazı durumlarda metotlardan birine, bazen de diğerine ihtiyacınız olabilir. Eğer ilgili kitapları, makaleleri okuyorsanız bu farklı yolları bilmek isteyeceksiniz. Siz muhasebe yöntemine rahat bile olsanız sınavda veya başka bir yerde sizden potansiyel fonksiyon yöntemiyle çözüm isteyemeyeceğim anlamına gelmiyor. Yani bütün metotlarla rahat olmak isteyeceksiniz. Bir son nokta aslında farklı potansiyel fonksiyonlar veya muhasebe maliyetleri farklı sınırlar yaratabilir. amortize analiz yaptığınızda bir grup maliyetin diğerinden daha iyi olduğunu söylemenin hiçbir anlamı yoktur. Sadece örnek olarak genellikle silmeyi destekleyen herhangi bir veri yapısında bütün silmeleri yerleştirmelere karşı amortize edebilirim. Genel olarak silmelerin bedava olacağını ve her yerleştirmenin iki kat fazlasına mal olacağını söyleyebilirim. Silmeyi amortize etmek için yerleştirme yaparken yeterli tahsilat yapmayı hesaplama metoduyla yapabilirsiniz. Bunu potansiyel metodu ile de yapabilirsiniz. Her bir eleman için potansiyel veri yapımında var olan elemanların sayısı çarpı her bir silmenin maliyetidir. Anlatmak istediğim maliyetleri farklı yöntemlerle ayırabilirim veya gerçek maliyetlere eşit amortize maliyetlerim olabilir. Sadece tek yol yok ve farklı yollar seçmek farklı sınırlar yaratabilir. Yaratmayabilir ama yaratabilirdi. Genelde de farklı sınırlar yaratır. Bir dahaki sefere potansiyel fonksiyonların şaşırtıcı kullanımını anlatacağım. Bugünkü iyiydi ama gelecek ders muhteşem olacak. Muhteşem bir çözümleme türünü ele alacağız. Dersimiz burada bitmiştir.